Herkese merhabalar. Bu bölümde İngilizcenin yine en temel konularından bir tanesi olan there is there are'ı konu alıyoruz sevgili arkadaşlar. Sizler bu çalışmanın sonunda there is there are'la ilgili gramatik yapılar, yani olumlu, olumsuz ve soru yapılarını çok iyi bir şekilde kavrayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve bu sayede İngilizce gramer altyapınıza çok iyi bir konuyu, en temel konulardan bir tanesini daha katmış olacaksınız sevgili arkadaşlar. There is there are'la ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse de, eğer varlığını bildirmek istediğimiz şey tekil ise sevgili arkadaşlar, there is'i kullanırız. Eğer çoğul ise de there are'ı kullanırız sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde ifade edebiliriz bunları. Öncelikle there is'e şöyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, biraz hayal gücümüzü kullanarak çok iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz there is ve there are yapılarını. Masanın üzerinde bir kalem vardır dediğim zaman sevgili arkadaşlar, bir tane olduğunu burada söylemekteyiz sevgili arkadaşlar ve bunun tekil olduğunu burada vurgulamaktayız ve bunu da there is ile açıkladığımız zaman, there is a pen on the table dediğimiz zaman there is ile ilgili çok basit bir şekilde cümleyi kurabiliriz. Farklı bir cümleye de baktığımız zaman, yine bir tane gözlük var değil mi sevgili arkadaşlar? Masanın üzerinde bir gözlük vardır. Bu da bir tekil bir ifadedir. Ve bunu da there is ile açıklamak mümkündür. There is a glasses on the table dediğimiz zaman masanın üzerinde bir tane gözlük vardır diye bir örnek verdiğimiz zaman there is'e çok basit bir şekilde bu örneği verebiliriz. There are ile ilgili baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, bakın sağ tarafta görüyorsunuz iki tane kitap var orada sevgili arkadaşlar. Tekil değil tabii ki, bu çoğul olarak nitelendirebiliriz birden fazla olduğu için. Ve şöyle örneğimize hemen bakalım. Masanın üzerinde iki kitap vardır. There are two books on the table dediğimiz zaman da there are'a çok güzel bir örnektir sevgili arkadaşlar. Örneklerimizi çoğalttığımız zaman hemen burada arkadaşlar uygulamalı bir şekilde gidelim. Ben sol tarafa Türkçelerini yazdım. Sağ tarafa da hep birlikte şimdi İngilizcelerini yazacağız. Ve there is there are hakkındaki kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidereceksiniz sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım şöyle örneklerimize. Bahçede bir gül vardır. Bir tane dediği için tekildir değil mi sevgili arkadaşlar? Ve there is'i kullanırız burada. There is a rose in the garden. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Bahçede bir gül vardır. Buralarda kalmak için iyi bir otel vardır. Yine bir tane dediği için sevgili arkadaşlar, tekil olduğu için bunu there is ile açıklayabiliriz. There is a good hotel. There is a good hotel. Bir otel vardır. Nerede sevgili arkadaşlar? Buralarda kalmak için diyeceğiz. To stay infinitive'i de koyalım. To stay near here. Buralarda, yani yakınlarda kalmak için iyi bir otel vardır. Bir tane dediği için tekil ifadeyi there is'le açıklarız. Sınıfta 10 öğrenci vardır. Dikkat edin arkadaşlar, 10 öğrenci diyor burada. Yani tekil değil kesinlikle. Çoğuldur sevgili arkadaşlar. Bunu da there are ile çok iyi bir şekilde açıklayabiliriz. Olumlu yapısını. There are 10 students in the classroom. Sınıfta 10 tane öğrenci vardır dediğimiz zaman çoğul bir ifadeyi there are ile çok rahat bir şekilde açıklayabiliriz sevgili arkadaşlar. Sepette 3 elma vardır. There are 3 apples in the basket deriz değil mi sevgili arkadaşlar? There are 3 apples in the basket. Sepette 3 elma vardır. Olumlu yapıları bu kadar sevgili arkadaşlar. Hadi olumsuz yapılarına gidelim. Olumsuz yapılarını da şöyle yapıyor sevgili arkadaşlar. Çok basit bir şekilde there, yani önceden biz olumlu yaptığımızda is ve are kullanıyoruz. Buna is ve are not eklediğimiz zaman da olumsuz yapıyı yapabiliriz. Aynı şekilde diğer türlü yaptığımız zaman da there isn't veya da there aren't olarak da olumsuzu
rahat bir şekilde yapabilir sevgili arkadaşlar. İki türlü de geçerlidir. Anlam olarak hiç bozulma olmamaktadır. Rafta bir kitap yoktur. Bir tane diyor sevgili arkadaşlar. Yani derizi kullanırız ama yoktur dediği için tabii ki bunun olumsuz yapısını, yani there isn't'ı kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. There isn't a book on the shelf, değil mi sevgili arkadaşlar? Rafta diyor. On the shelf. Çantada hiç para yoktur. Yani burada farklı bir ifade kullandım sevgili arkadaşlar. Yani para sayılamadığı için ben bunu tekil olarak kabul ediyorum. Ve there is'le olmadığı için de, yok olduğu için de there isn't'la ifade ediyorum ben bunu. There isn't any. Hiç dediğimiz için any kullanırız sevgili arkadaşlar. Any genellikle there is, there are'larda çoğunlukla kullanılmaktadır sevgili arkadaşlar. Yani kullanılması da tavsiye edilir. There isn't any money. Çantada diyoruz, in the bag. In the bag dediğimiz zaman çantada hiç para yoktur diye bir örnek kullanabiliriz. Gölde hiç balık yoktur. Balık sayılabildiği için sevgili arkadaşlar ben bunu çoğul olarak aldım. There are ile örnek vereceğim şimdi. Bakın sevgili arkadaşlar, there aren't, ya da az önce bahsettiğim gibi there are not ya da there is not olarak da ben bunu söyleyebilirim. Gramatik anlamda ya da anlam olarak da hiçbir bozulma olmamaktadır. There aren't any fishes. Nerede diyeceğiz? Gölde, in the lake. In the lake deriz ve devam ederiz. Odada hiç sandalye yoktur. Yine ben bunu sayılabildiği için sevgili arkadaşlar çoğul olarak aldım. Are'la, aren't ile örneklendirebilirim bunu. Any chairs in the room dediğim zaman buna çok güzel bir örnektir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Hadi soru yapılarına bakalım nasıl oluyormuş. Biz is ve are burada dere yardımcı olsun diye kullanıyoruz ya sevgili arkadaşlar. Is ve are biz başa getirdiğimiz zaman da soru yapılarını çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı örneklerde olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır? Var mıdır? Bakın dikkat edin sevgili arkadaşlar. Soru soruyoruz. Is there a box on the chair dediğimiz zaman sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır gibi bir soru ifadesini, soru örneğini burada sergileyebiliriz. Masanın üzerinde bir kitap var mıdır? Yine tekil aldım sevgili arkadaşlar burada. Is there a book? Bir kitap dediğim için burada tekil ifade ediyorum. On the table. Yine dediğimiz zaman masanın üzerinde bir kitap var mıdır'a çok güzel bir şekilde İngilizce çevirisini yapabiliriz. Kapının yanında iki sandalye var mıdır? Çoğul aldım sevgili arkadaşlar. Bunu da are there ile rahat bir şekilde cümlemi gerçekleştirebilirim. Kapının yanında iki sandalye var mıdır? Are there two chairs near the door? Soru işaretimizi koyalım. Are there two chairs near the door? Kapının yanında iki sandalye var mıdır? Bahçede üç köpek var mıdır? Soru soruyoruz. Are there three dogs in the garden? Bahçede 3 köpek var mıdır? Sevgili arkadaşlar örnek cümlelerimiz bu kadardır. Derizler yapısını çok rahat bir şekilde sizler de kendi hayal gücünüzü kullanarak da örneklendirebilirsiniz. Hem olumlu hem olumsuz hem de soru yapılarını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle diğer paylaşımlarımızda. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.